Evet, şimdi de parkını geziyoruz. Parkı da bu böyle. Nasıl insanların yüzlerini çekmemeye dikkat ediyorum. O ne? Ercan abinin arabasının ne işi var lan burada? Kanki burası hamama benziyor. İki aydır buradayım. Şunu söylemek istiyorum. Burada her dilden, her ırktan, her renkten insan var. Dün de Europa Park'taydım. Avrupa'ya gelip de Europa Park'ı gezmemezlik etmeyin, mutlaka gezin. Hani burası şöyle bir izlenim veriyor. Ruhumun dinlendiğini anlıyorum onca sıkıntıdan sonra. Gerçekten şu Heidelberg'e geldim. Bugün ruhumu dinlendiğini hissettim yani. Bunun için Allah'ıma sonsuz şükürler olsun. Zaten Europa Park'ta da burada da bu iki yeri gezdim. Burası bunlar yani cennetin bir ön izlemesi yani. Nasıl ki cennette her dilden, ırktan, renkten iyi insanlar olacaksa burada da o şekil herkes mutlu. Herkes kimse kimseye karışmıyor. Sakin, dingil bir hayat var. Ama cahilliğin olduğu yerde insanlar birbirlerini yiyip bitiriyorlar. Onu da gördük bu hayatta. Yani kötüyü de gördük, iyiyi de gördük. İnsana ne huzur veriyor onu da biliyorum artık. Bunun için de şükrediyorum. Çünkü huzur veren insana ne huzur veriyorsa onu bilmezsen hayatını mutlu yaşayamazsın yani. Mutsuzluk veren, negatiflik veren şeyleri de öğrendik. Rabbim hepsini dengeledi yani. Yani siyahı da yaratmış, beyazı da yaratmış, iyiliği de yaratmış, kötülüğü de yaratmış. İnsan bunların hepsini biliyor, sonra kendi hayat felsefesine uyguluyor ve ona göre bir yaşam tercih ediyor. Bir yol ayrımına geliyorsun. İşte bu yol ayrımındayım ben şu an. Yaşım da 41. Daha belki söylenecek birçok şey var ama içimden geldiğince zaman zaman bunları sizlerle paylaşırım. Hani korku filmleri falan bile izlemek şiddet içerikli, şiddet eğilimli filmler, dövüşler. Yani böyle filmler, diziler izlemek insanı o yönde motive ediyor. Ben izlemiyorum, korku filmi de izlemiyorum ama korku filminin ne olduğunu biliyorum yani. Ama işte o korku filmlerini izlemek sizin ruh dünyanızda sizi o yönde getirisi olur. Huzur verici güzellikleri, doğayı, yeşili, bu tür şeyleri hayatınıza entegre ederseniz bunların da size getirisi yine pozitif yönde olur. Çünkü ruh da bu tür şeylerden besleniyor. Nasıl ki beden gıdalardan besleniyorsa ruhumuz da psikolojimizden besleniyor. Psikolojimiz de işte izlediğimiz, gördüğümüz, yani güzel bir manzara görürsün. O manzara sana ruhunu ferahlatır. Bir tablo olabilir. O yüzden zaten tablolar, güzel tablolar öyle fiyatlara satılıyor. Güzel bir manzara görürsün. Güzel bir yer gezersin. Enerji depoladık deriz ya. İşte bu enerji depolama buradan geliyor yani. Sen ne kadar güzel şeyleri
hayatına entegre edersen o kadar çok mutlu olursun. Mesela kadının biri sosyal medyada bir deney yapıyordu. Neydi o deney? İşte bir diyordu ki senin bir bardak, bardağın için senin hayatın ve içinde çamur var. Çamurlu bir su var. Bu senin hayatın. Ama daha sonradan berrak suyu o bardağı boşaltmaya başladı. Su doldukça bardağın içindeki çamur da berraklaşmaya başladı ve en sonunda bardağın içi tertemiz oldu. Hani şunu diyorum. Hepimiz, ya burası imtihan dünyası, hepimiz kötü bir şeyler yaşamış olabiliriz. Veyahut da kötü bir anımız olabilir geçmişte. Ama bunları düzeltmek bizim elimizde. Kimseden bir beklentiniz olmasın. Olabildiğince güzel şeyler hayatınıza entegre etmeye çalışın. Aynı o bardak misali, ne kadar çok güzel şeyi kendi hayatınıza entegre ederseniz hayatınız o kadar berraklaşır, o kadar güzelleşir. Şimdi ben tek başıma takılıyorum. İnsan kendisiyle barışık olması lazım. Yani buradaki insanlarda şöyle bir şey var. Hani bizim Türk milletinde daha çok var. Yani buradaki adam tek başına da olsa çıkıp geziyor, doğayı görüyor. Çünkü hayat onun hayatı ve o hayatı bir gün bitecek. Belki arkadaşı ondan 40 sene daha fazla yaşayacak. Ama belki kendisi 30'larda, 40'larda, 50'lerde hayatını sonlanacak. Ama arkadaşı 80'e kadar yaşayacak. Amma iyi, amma kötü. Şimdi sen, bizim Türklerde işte bir grup olur, hadi sinemaya gidelim. İşte birinin bir sorunu çıkar. Diğer üç kişi de ya işte Berna gelmiyor, biz de gitmiyoruz. Veyahut da halı saha maçı yapacak. İşte Serdar'ın şu sorunu var, Serdar gelmiyor, bizim de gitmemize gerek yok. Ama buradaki insanlar, bir İngiliz öyle değil yani. Dört kişiden üçünün sorunu çıksa, bir problemi çıksa, randevuya gelemese bile o üç kişi, tek kalan kişi yine gidiyor, hayatını yaşıyor güzel güzel. İşte insan önce kendiyle barışık olması lazım. Kendinle barışık olduğun zaman tek başına, yani kendinle arkadaş olduğun zaman başaramayacağın şey yok. Her tarafı gezer tozarsın. Çünkü neticede senin ruhun, senin bedenin, bunu dinlendirmen lazım. Güzel müzik dinlemek de ruhu dinlendiriyor. Değişik yerler de görmek. Hani İlber Ortaylı'nın dediği gibi, yani her sene diyor mutlaka bir yeri gezin. Tabii bunun şimdi, yani Türkiye'deki insanlar yani geçimle mücadele ediyor, hayatta kalma savaşı veriyor. Yani onlar için böyle şeyleri söylemiyorum elbette ki. Hani onun da yine temelinde yine aynı şey yatıyor. Mantık yatıyor. Bir tarafı sömürmeden mutlu yaşayamıyor yani. Bunları zaten bunlar planlıyorlar. O konulara da girmek istemiyorum. Siyasette yapmak istemiyorum. Ama netice itibariyle eğer durumunuz, vaktiniz varsa gerçekten bir yerleri gezin, görün. Ufkunuz açılır. Gerçekten. Yani burada kaç çeşit millet var. Herkes de yani Çalıspkovski'nin dediği gibi yani aynı dili konuşanlar değil, aynı duyguyu yaşayanlar mutlu olur. Buradaki insanların, buradaki ruhların diyeyim, ortak amacı güzellik, mutluluk. Onun için zaten buraya geliyorlar. Bunun gibi yerlere gidiyorlar. Dünyayı geziyorlar. Çünkü aklın yolu bir yani. Mutlu olmak için doğru yolda olmak lazım. Yanlış yol mutluluk getirmez insana. Video 9 dakika oldu. Videoyu sonlandıracağım burada. Heidelberg'den aktaracaklarım bu kadar. Hoşça kalın.